tüm şehitlerimizi anma günü. Zaferimizi kutluyoruz. Çanakkale geçilmez diyen, tarihe not düşen Anapartalar kahramanı Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını 3-5 dakika sonra şehit olacağını bilen, kendi cenaze namazını bile kılabilecek kadar bu ülke, bu topraklar için canını vermeye hazır olan ve canını veren, özellikle 57. alaydaki tüm alayın yok olduğu o Çanakkale geçilmez dedirten kahramanlarımızı, şehitlerimizi de buradan rahmetle, minnetle, sevgiyle anıyoruz. Onların o hatıraları örnek olmalıdır. Bu örnek olma da aynı andımızdaki gibi biz de aynı o şehitlerimizin anısı önünde, onların yolunda yürümeye ve canımızı feda etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha şehitlerimizin huzurunda ifade ediyoruz. Ruhları şad olsun. Kurtuluş için veya savunmak için işte bu kadar canlarını vermiş ki bir de kadın ablamız, kardeşimiz var. Ne acılar çekmiş. O başkanım en az, en ufak. En şey o. En acıyı yaşayan. Ve burada nice daha büyüklerimizin anısı önünde sevgiyle, saygıyla eğiliyoruz. Bölücü teröre karşı da askerimiz, polisimiz, öğretmenimiz oralarda yine şehit düştü. Ruhlar şad olsun, mekanları cennet olsun. Yüreğimizde yaşatalım, beynimizde sevgimizle yaşatalım ki bu toprakların kıymetini ancak o zaman biliriz. Şehitlerimizi anma günümüzde, şehitlerimizin anıtı önünde ellerimizi açtık, sana dua ediyoruz, duamızı kabul eyle ya Rabbi. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanı bize emanet edenlerin cümlesinin ruhu şad olsun ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bu şehitlerimiz Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Yemen'de, özellikle de Sarıkamış'ta ölenlerin ruhlarına bizler buradan Fatiha gönderiyoruz. Onları haberdar eyle ya Rabbi. Bu vatanı bize bırakıp gitmek için canlarını feda eden şehitlerimizin cümlesini rahmetle, minnetle, borçlu olarak anıyoruz. Onları huzurunda şehit olarak kabul eyle. Peygamber Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi.